Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı Rabbani'de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vaktiyle ilgili olarak verdiği net zaman dilimini açıkça reddetmektedir. Mesela İmam Rabbani Kuddüs Sırrı Hazretleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecek. Ama peygamber buyuruyorlar ki bir hadis-i şeriflerinde, benden sonra peygamber gelmeyecek ama benim varislerim gelecek. Her 100 senede bu dini kuvvetlendiren alimler gelecek. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala bunlardandır. İşte peygamber Efendimiz'den 500 sene sonra gelen İmam-ı Gazali Hazretleri bunlardandır. Ve peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra gelen İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunlardandır. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki 100 senede gelenler hani önceki peygamberler gibi, nebi gibi kıymetlidirler. 500 senede gelenler öbürlerine göre daha kıymetlidir buyuruluyor. Ama 1000 senede gelenler Resul gibidir. Daha da kıymetlidir. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sur Hazretleri buyuruyorlar ki Hazreti Mehdi 3. binin yerleyicisi olacak. 3. binin yerleyicisi olacak. 3. binin yerleyicisi olacak. Kendisi 2. binin yerleyicisiydi. Yani şu anda biz hicri olarak 15. asırdayız. Yani en azından 5 asır var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine zaman. Demek ki Hazreti Mehdi, İsa Aleyhisselam, Deccal ve Yecüc ve Mecüc aynı zaman diliminde. Yani hicri olarak 3. bin yılı Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman, Deccal da o zaman çıkacak, İsa Aleyhisselam o zaman yeryüzüne inecek. Yecüc ve Mecüc kavmi de o zaman aynı şekilde yeryüzüne yayılacaktır. İsa Aleyhisselam Deccal ile harp ederken, Deccal da o zaman çıkıyor. Yani şimdi Deccal Meccal falan yok. İsa Aleyhisselam da onunla harp eder. Harp ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır. İbn Hacer-i Mekki Hazretleri 200 kadar Hazreti Mehdi'nin alametlerini saymakta. Alamet-i Mehdi'nin kitabında 200 kadar alametleri bildirilmektedir. Bunların hiçbirisi yok. Bilesin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden 1000 sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki şeriatın takviyesi pek tamam şekliyle hasıl ola. Aradan 1000 sene geçtikten sonra Mehdi'nin gelişi de bunun içindir. Görüldüğü gibi Rabbani Hazretleri çok açık ve net bir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ümmetinin son dönemi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonraki 2000 yılda geleceğini net bir şekilde ifade etmiştir.